Selam arkadaşlar. Az önceki dersteki yazmış olduğumuz problemi hemen burada çözüyoruz. Ne demiştik? Ana paranın 1000 TL faiz oranının %20, vadenin ise 3 yıl olarak belirlendiği bir mevduat işleminde ayda bir kez faiz ödemesi yapıldığında yıllık bileşik faiz ne ilgili soru. Burada gelecekteki değerle ilgili herhangi bir yapmamıza gerek yok. Çünkü vermiş olduğu faiz oranının %20 olduğu ifadesinden ve ayda bir kez faiz ödemesi yapıldığı ifadesinden anlıyoruz ki burada bir bileşik faiz söz konusu ve bu varsayıldığında, bu varsayımlar altında yıllık bileşik faiz oranının ne olduğu sorulmakta. Yıllık bileşik faiz oranının nasıl olduğu için, yani 3 yılın sonunda olan faiz düzeyini ya da tutar gelecekte bir yerde tutarını sormadığı için biz burada 36, biraz önceki derste demiştim ki 36 dönem. Bu 36 dönemi ne için demiştim? 3 yıl olarak belirlendiği vadenin 3 yıl olarak belirlendiği ifadesinden. Fakat bana bunu sormuyor. Tamam, eğer 3 yıl olarak belirlendiği deseydi biz burada 36 dönem, yani bir yılda 12 ay olduğu için ve aylık bir ödeme yapıldığı için 12 çarpı 3'ten 36 dönem boyunca, yani 36 ay boyunca her ay bana bir ödeme yapılacağını varsayıyordum. Fakat faiz ödemesinin yapıldığında yıllık bileşik faiz oranının ne olduğunu sorduğu için, yıllık parantez içinde yıllık bileşik faiz oranının ne olduğunu sorduğu için demek ki buradaki 3 yılı burada sadece kafa karıştırmak için yazmış. Bu şekilde sorular karşınıza çıkabilir. Ne sorulduğuna bakmak lazım. Neyi verildiğine değil, ne sorulduğuna. Burada 3 yılda herhangi bir şekilde ele almanın bir gereği yok. Ben doğrudan doğruya bileşik faiz oranını bulacağım. Yıllık bileşik faiz oranını da sorduğu için, yıllık bileşik faiz oranını da sorduğu için. Şimdi buradaki bu %20'lik seviye faiz oranı. Bana bu faiz oranı başlangıç seviyesi faiz oranı. Fakat benim bir yıl sonunda her ay ödeme yapıldığında bu faiz oranı her ay ne olacaktır? %20, %20, %20 üst ifadesi çarpım ve bir yıl sonunda yaklaşık %21 veya %22 gibi bir seviyeye bu faiz oranı çıkacaktır. Nasıl? Bunun hesabını nasıl yaparız? Bunun hesabı çok basit arkadaşlar. Bize doğrudan doğruya yıllık bileşik faiz oranını, bu başlangıç faiz oranı. Başlangıç faiz oranı. Başlangıç faiz oranı. Başlangıç faiz oranı. Peki bana nasıl, ne soruyor? Bir yılın demeyelim de 12 ayın sonundaki faiz oranını soruyor. Bunun formülü de çok basit. Hemen buraya yazdım. Neymiş? 1 artı R. Burada R'yi dönem sonundaki bileşik faiz düzeyi olarak ele alın. Yani reel faiz olarak falan değil. Kafa karışmasın. Dönem sonundaki dönem sonu faiz oranı. Tabii bu bileşik. Evet. Burada dönem sonu faiz oranını bilmediğim için ve zaten soruda onu sorduğu için 1 artı R eşittir diyorum. Dönem başındaki faiz oranını biliyorum. %20. Fakat şöyle bir durum var. Şöyle bir durum söz konusu. Yine 1 artıyı yine yazıyorum burada. 1 artıyı yine yazıyorum. Bunda herhangi bir şey yok. Sakınca yok. Fakat %20 benim yıllık faiz düzeyim. Yıllık. Ben ne yapacaktım? Ben faiz ödemeleri aylık yapıldığı için, faiz ödemeleri, her bir faiz ödemesi aylık yapıldığı için bu hesabı ay üzerinden yapmam gerekecek. Bundan dolayı her nasıl daha önceki sorularda faiz oranı değiştirmesiysek de işte süreyi değiştirdiysek de şimdi bu soruda faiz oranını, yıllık faiz oranını, yıllık başlangıç faiz oranını
12'ye bölmek suretiyle birinci ayın sonunda birinci ayın sonu hem birleşik faiz veya birinci dönemin sonu hem birleşik faiz hem de basit faiz açısından birebir aynı seviyeyi verir. Yani birinci dönemin sonunda basit faiz ve basit faiz ve birleşik faiz birbirine eşittir. Bu anlamda 12'ye bölmek suretiyle %20'yi ne yapmış, neyi bulmuş olacağız? Aylık başlangıç düzeyi faiz oranını bulmuş olacağız. Buradaki formülden de 1 artı R eşittir 1 artı %20 bölü 12. Peki ne vardı bir de? Üzeri N vardı. Biz yine bahsettiğim gibi aylık faiz ödemesi aldığımız için birleşik faiz hesabını aylık nominal faiz üzerinden, aylığa dönüştürdüğümüz nominal faiz üzerinden ve aya dönüştürdüğümüz dönem üzerinden hesaplamamız gerekecektir. Bundan dolayı üstüne 12 yazmam gerekir. Burada 36 almamın gereği yok. Dediğim gibi 3 yıl olarak belirlenen sadece vade bize onu sormuyor. Yıllık bileşik faiz oranını soruyor. Yani şuradaki R'yi soruyor. Burada bütün bilinmeyenler, bütün bilinenler yazıldı. Ve bilinmeyen sadece R kaldığı için R de çözülerek R'nin de %21,93 olduğu bilgisine ulaşırız. Bu formülü çözerek. Bu sorunun cevabı bu şekilde. Evet. Nerede kaldık? Bir örnek daha çözerek konuyu pekiştirip efektif faize geçebiliriz. Faiz oranı yıllık veya daha farklı zaman periyotlarında gerçekte kazanılan faiz oranı olarak tanımlanmıştır. Yani burada da efektif faizde de bir bileşik faiz oranına yönelik bir ne var arkadaşlar? Bir benzeşim var. Efektif faiz oranına geçmeden önce son bir örnek daha çözelim. Bileşik faizde konuyu pekiştirmek adına. Daha sonra da örneğimize efektif faize geçiş yaparız. 100 bin TL yıllık olarak hangi faiz oranıyla birleşik faize yatırılması halinde 4. senenin sonunda 150 bin liraya ulaşır? Evet, 100 bin TL yıllık olarak hangi faiz oranıyla birleşik faize yatırılması halinde 4. sene sonunda 150 bine ulaşır? Bir kere 150 bin TL'ye ulaştığı bilgisi elimizde var. Yani gelecekteki değer. Çünkü burada bir 50 bin TL bir faiz bilmiş. Evet. 150 bin TL olmuş. Evet, demek ki gelecekteki değer 150 bin TL ise 50 bin TL faiz, 100 bin TL ana para veya bugünkü değer olarak ele alacağız. Ve doğrudan doğruya hemen gelecekteki değer eşittir. Sayfa 11'deki örnek. 100 bin TL yıllık olarak hangi faiz oranıyla bileşik faiz yatırılması halinde 4. senenin sonunda 150 bin TL'ye ulaşır dediği için gelecekteki değer burada 150 bin TL olarak alınır. Daha sonra ana para veya bugünkü değeriminde ben sorudan 100 bin TL olduğunu biliyorum. Çünkü 100 bin TL yıllık olarak hangi faiz oranıyla yatırıldığında dediği için ben bugünkü değerimin 100 bin TL olduğunu biliyorum. Dönem yıllık olarak 100 bin TL yıllık olarak hangi faiz oranıyla yatırıldı şeklinde bir ifade kullandığı için yıllık faiz oranını bulmam istendiğinden ve sonuç olarak
dördüncü senenin sonundaki değeri sorduğunda burada herhangi bir farklılaştırmaya gerek yapmaya gerek yok. Doğrudan doğruya dönemi doğrudan doğruya 4 alabilirim. Yıllık veya 4 yıl. Bu durumda hemen formülümü yerine yerleştirip soruyu çözmem, işi kolay bir şekilde halletmem gerekiyor. Ne yapmam gerekiyor? Hemen 150.000 TL gelecekteki değeri yazdım. 100.000 TL bugünkü değeri yazdım. Formülasyondaki yerine yerleştirme süründe. Peki buradan sonra ne yapıyoruz? Buradan sonrası basit arkadaşlar. Ne demiştik? Bugünkü değerden sonra 1 artı i diyelim. 1 artı i diyelim. Üzeri dönem sayısı. Dönem sayısı olarak da ne almıştık? 4. yılın sonu. Bizden istediği işte şuradaki i'nin kaç olduğu. Tabi burada dediğim gibi i yazar, r yazar. Hani bunlar şey değil. Nominal faiz oranı, başlangıç faiz oranı değil oradaki i örneği. Oradaki i sorumuzda ne olarak yazmış? Oradaki i bize bileşik faiz düzeyini, yani 4. yılın sonundaki bileşik faiz düzeyini gösteriyor. Şimdi buradan soruyu yaparak hemen 150.000 TL'nin neye tekabül ettiğini görebiliriz. 1.5 eşittir 1 burada da i'nin %10,67'ye denk geldiğini hesaplamış oluyoruz. Demek ki %10,67'lik bir bileşik faiz ile bu para 4 yıl sonunda bize %10,67 üzerinden 4 yıl sonunda 50.000 TL kazandırıyor ve toplamda da 150.000 TL gibi bir değere ulaşmamızı sağlıyor. Örnek bu şekilde. Efektif faiz oranı dediğimiz gibi bileşik faizle ilişkili bir faiz düzeyidir. Faiz oranı konusudur. Yıllık veya aylık veya daha farklı dönemsel periyotlarda gerçekte reel olarak kazanılan faiz oranı olarak tanımlanabilir. Efektif faiz oranı formülü şöyle ifade edilir. Toplamlı demektir efektif. Efektif faiz oranı, efektif faiz oranı yazalım. Yani EFO şeklinde ifade edelim. Artı 1 diyorum. Bu artı 1'i her zaman eklememiz lazım. Burada da